Herkese merhabalar. Uzun süredir evlerimizdeyiz ve özellikle de artık fotoğraf çekmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla ben de bu süre içerisinde eskisine göre çok daha fazla elimizde tuttuğumuz cep telefonlarıyla daha iyi fotoğraf çekebilmenin yollarını anlatmak istedim. Özellikle cep telefonlarımızla tam kapasite nasıl faydalanabileceğimizi ve çok daha iyi fotoğraflara nasıl ulaşacağımızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunu da 7 başlık altında olabildiğince kısa ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, videonun tam da bu aşamasında araya giriyorum. Çünkü kurguyu yaparken baktım ki videoyu oldukça uzun çekmişim. Her ne kadar size bu 7 maddeyi çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım desem de yine biraz fazla konuşmuşum, detaylara girmişim. O yüzden video biraz uzun olmuş. Dolayısıyla videoyu ikiye böleceğim. Bu ilk kısımda ilk 3 maddeden bahsedeceğim birinci bölümde. Böylece hem mobil fotoğrafçılık için hem de genel anlamda fotoğrafçılıkla alakalı daha iyi fotoğrafa ulaşabilmenin yollarını görmüş olacağız. İkinci kısımda ise uygulama kısmı olacak. Dolayısıyla böylece sizleri sıkmadan bu videoyu iki parça halinde yayınlamış olacağım. Bunu söylemek için araya girdim. Şimdi videomuz devam ediyor. İkinci bölümde de tekrar görüşmek üzere. Birinci konu başlığımız sensör boyutu. Çünkü cep telefonlarının en önemli dezavantajı bildiğimiz fotoğraf makinelerine nazaran sensörlerinin çok küçük olması. Çünkü zaten telefonlar küçük ve ince. Haliyle de bu küçücük objektiflerin içerisinde de küçücük sensörler var. Bu sensörlerin boyutları tabii ki bir profesyonel fotoğraf makinesiyle kıyaslanamayacak ölçüde küçük. Haliyle de bir takım dezavantajları var. İşte bu dezavantajları nedir? İsterseniz şöyle hızlıca ben ona bir değineyim. Şimdi sensör boyutu dediğimiz zaman sensör küçülünce içerisindeki piksellerin her birinin de boyutu küçülüyor. Şimdi sensörü bir kare olarak düşünün. Bu karenin boyutu mesela full frame gövdelerde 36 mm'ye 24 mm gibi. Kroplu gövdelerde 15 mm'ye 23 mm gibi. Ama cep telefonlarında bu boyut artık neredeyse 3 mm'ye 5 mm, 2,5 mm'ye 3 mm gibi çok daha küçük boyutlara iniyor. Dolayısıyla bu kadarcık küçük alan içerisinde bir de olabildiğince piksel sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu pikseli sıkıştırdığımız zaman tabii ki de ne oluyor? Her bir piksel çok küçülüyor. Her bir pikselin küçülmesi demek, yani her bir pikseli de şöyle anlayabilirsiniz. Her bir piksel başlı başına sanki bir sensör gibi düşünün. Onun mikro hali. Her bir piksele ışık giriyor. Bu ışık işleniyor ve totalde işte 12 megapikselse bir sensör, 12 milyon tane bu piksellerden var. Şimdi siz 12 milyon tane pikseli 15'e 23 milimetrelik bir sensörün içerisine yaydığınızda mı sensör her bir pikselin boyutu büyür? Yoksa 5 milimetrelik bir alan içerisine yaydığınızda mı? Dolayısıyla bu 5 milimetrelik alan içerisindeki pikseller çok küçük olduğu için içerisine giren ışık da çok zor ve çok az giriyor. Dolayısıyla da görüntü kalitesinde biraz sıkıntılar oluşuyor. Burada temel problem, yani cep telefonlarının görüntü kalitesindeki temel mesele sensörlerinin çok küçük olması. Bu yüzden de her bir pikselin çok küçük olması. Dolayısıyla da her bir pikselin içerisine giren ışık miktarının çok az olması. Bu da biraz böyle detay kaybının olduğu, dinamik aralığın az olduğu ve özellikle de yüksek ISO değerlerinde oldukça grenli, kirli, lekeli fotoğraflar üretmek anlamına geliyor. Bunları sonraki başlıklar içerisinde tam olarak ne olduğunu sizlere anlatacağım. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek lazım özet olarak. Cep telefonlarında küçük sensör olduğundan dolayı bu telefonlarla yapacağımız fotoğrafçılıkta fotoğrafın olabildiğince tamamını kullanmak lazım. Fotoğrafta zoom yapmak veya fotoğrafta crop yapmak sonucu çok kötü bir şekilde etkileyecektir. Çünkü cep telefonunun hem ekranı hem de cep telefonuyla çektiğiniz fotoğrafın işlenmesi tamamen o karenin tam boyutuna göre hesaplanıyor. Dolayısıyla da siz ekrandan baktığınız zaman size güzel bir görüntü vermek üzerine hesaplanıyor her şey. O yüzden de siz bu fotoğrafı alıp bu fotoğrafta yarı yarıya crop yaparsanız, yani fotoğrafın içeriden yarı kısmını kullanıp onu paylaşmak isterseniz elinizde biraz böyle çamurumsu detaylarda kayıplar olan bir fotoğraf kalır.
O yüzden cep telefonlarıyla bu işi yaparken olabildiğince çektiğiniz fotoğraf son haline çok yakın olmalı. Tabii ki %10, %15 crop avantajı, şansı mutlaka olur. Ama genel itibariyle çok fazla bir crop yapmamak lazım. O yüzden bizler normal fotoğraf makineleriyle çekim yapıyoruz. Ama ben tabii ki cep telefonumla da çekimler yapıyorum. Ama bazen ihtiyacı olduğunda yapıyorum bunu. Eğer manzara çok güzelse ya da özel olarak fotoğraf çekmeye gidiyorsam hiçbir zaman cep telefonumla gitmiyorum. Cep telefonuyla sadece olayın kamera arkasını, hikayesini aktarmak için veya sosyal medyada kullanmak için çekimler yapıyorum. Bu ikisini biraz ayırmak gerekiyor. Bunun temel ayrım noktalarının bir tanesi de işte bu sensör boyutu. İkinci maddemiz ise megapiksel savaşları. Yani çözünürlük meselesi. Şimdi bu çözünürlük meselesine bir açıklık getirmek lazım. Belki çoğunuz biliyorsunuz ama burada da kısaca bahsedeyim. Bir fotoğraf makinesinin veya bir cep telefonunun kamerasının yüksek çözünürlüklü olması onun çok iyi fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Peki bu megapiksel o zaman niye var? Niye bunun üzerine çok vurgu yapılıyor? Megapiksel dediğimiz şey arkadaşlar az önce anlattığım gibi sensörün içerisine yerleştirilen piksellerin sayısı. Bu pikseller çok fazla olursa alan genişleyemediği için her bir pikselin boyutları küçüleceğinden dolayı içerisine girecek ışık miktarı çok çok azalıyor ve ışık kalitesi de düşüyor. Dolayısıyla aslında görüntünde bir kayıp bile yaşanabiliyor çok yüksek çözünürlüklere çıktığınız zaman. Ama fotoğraf kalitesine etki eden bir şey değil bu megapiksel. Fotoğraf kalitesi doğrudan sensörün kalitesi, kullanılan merceklerin cam kalitesi ve fotoğraf makinesinin veya cep telefonunun içerideki yazılımıyla alakalı bir durum. Çünkü sizin çektiğiniz fotoğrafı cep telefonu içeride işliyor. İşlemci bunu bir işlemden geçiriyor. Photoshop gibi düşünün. Ondan sonra size nihai bir görüntü veriyor. Ve bu görüntü işlenmiş, renklendirilmiş, işte gren temizliği yapılmış son haliyle bir JPEG görüntü veriyor size. Dolayısıyla da bu tamamen işte fotoğrafın kalitesini etkileyen bir husus oluyor. Ama megapiksel yani çözünürlük fotoğraf kalitesine doğrudan etki etmiyor. O yüzden çok fazla yüksek çözünürlüklerde fotoğraf makineleri veya çok fazla yüksek çözünürlükte cep telefonları alma gibi bir derde tasaya düşmeye gerek yok. Şöyle bir handikapı var bunun. Mesela benim elimdeki bu Xiaomi'nin Redmi Note 7 cep telefonu 48 megapiksel. Ama ben 48 megapikselle fotoğraf çekmiyorum. Çoğunlukla 12 megapikselle çekiyorum. Çünkü sosyal medyada paylaşacağınız fotoğrafın 48 megapiksel olmasının hiçbir anlamı yok. Mesela Instagram'ı düşündüğümüz zaman genel itibariyle 6 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları en iyi şekliyle yansıtabiliyor. Siz oraya 24 megapiksel, 36 megapiksellik bir fotoğrafı Instagram'a yüklerseniz zaten o sıkıştırıyor, küçültüyor. Dolayısıyla aslında fotoğrafınız bozuluyor. O yüzden siz onu 6 megapiksel olarak düzenler yüklerseniz daha kaliteli, daha temiz bir fotoğraf paylaşmış oluyorsunuz. Böyle burada da bir Instagram'la alakalı ipucu vermiş olayım size. Dolayısıyla çok da böyle yüksek çözünürlüklerde cep telefonuyla fotoğraf çekmenize gerek yok. Peki niye var bu yüksek çözünürlük? Şundan dolayı var. Yüksek çözünürlükle fotoğraf çekerseniz fotoğrafınızı daha büyük boyutta baskı alabilirsiniz. Fotoğrafınızda daha fazla yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bir miktar daha yakınlaştırabildiğiniz için daha detaylı gibi görünür. Ama dediğim gibi yani cep telefonuyla çekilen bir fotoğrafta bunlara çok ihtiyaç yok. Ama siz diyorsanız ki ben gerçekten fotoğraf sanatını bir sanatçı olarak cep telefonumla sadece bu şekilde yapacağım ve cep telefonlarımla fotoğraf çekeceğim. Baskı almayı da çok seviyorum diyorsanız o zaman yüksek çözünürlüklü bir cep telefonu alabilirsiniz. Ama diğer türlü bence çok da ihtiyacınız yok. Zaten dikkat ederseniz bazı markalar çözünürlükleri çok fazla yükseltmiyorlar. Veya illa bu megapiksel savaşlarından dolayı ayrı bir model olarak işte 100 megapiksel, ne bileyim 50 megapiksel, 60 megapiksel gibi farklı modeller de üretiyorlar. Ama bir bakıyorsunuz mesela ondan daha yeni çıkan bir model sadece 16 megapiksel, 24 megapiksel gibi daha mütevazi bir çözünürlüğe sahip oluyor. Ki bence doğru tercih bu. Çünkü her bir piksel daha büyük olacağı için totalde ışık kalitesi, içeriye giren ışık, içeriye giren bilgi çok daha iyi olacağından dolayı da fotoğraf da daha iyi olur. Cep telefonu daha iyi fotoğraf çekmiş olur böylece. Mobil fotoğrafçılıkla ilgili olarak üçüncü değinmek istediğim nokta dinamik aralık. Şimdi cep telefonlarıyla
dediğim gibi sensörler çok küçük olduğu için, her bir piksel de çok küçük olduğundan dolayı cep telefonlarının dinamik aralığı biraz zayıftır, biraz düşüktür. Peki dinamik aralık ne diye soracaksınız. Dinamik aralık şu arkadaşlar. Dinamik aralık fotoğrafı çektiğiniz konunun en aydınlık noktasıyla en karanlık noktası arasındaki detayı koruyabilmeyle alakalı bir durum. Yani mesela üzerimdeki bu siyah gömleğin şu an karanlıkta kalan kısmından da detay alabilmesi lazım. Yüzümün en parlak olan kısmından da detay alması lazım. Cep telefonlarıyla çekilen fotoğrafların en büyük sorunu gökyüzünün böyle bembeyaz çıkması, bulutların görünmemesi, çoğunlukla gökyüzünün patlaması. Bunun temel sebebi cep telefonlarının dinamik aralıkları zayıf. Yani ne diyelim mesela 8 stop dediğimiz fotoğrafçılık terimleri biraz kullanmak zorundayım. 8 basamak yani en koyu alanla en açık alan arasındaki 8 kademeyi kayıt edebiliyor sensör. Ama profesyonel bir fotoğraf makinesinde bu 16 kademeye kadar, 24 kademeye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kadar geniş dinamik aralık haliyle siz fotoğrafta düzenleme yaptığınız zaman gökyüzü biraz parlak gibi olsa bile bir düzenlemeyle gökyüzündeki o maviliklere ve beyaz bulutları geri getirebiliyorsunuz. Veya bu gömleğin simsiyah görülen kısımlarını açtığınız zaman görüntüyü düğmeleri ve gömleğin belki desenini dahi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla fotoğraf makinelerinde bu dinamik aralık sensörleri büyük olduğu için çok çok iyi. Ama cep telefonlarında maalesef yani şu an piyasada olan bütün cep telefonları için söylüyorum. Çünkü bu bir fizik kanunu gibi bir şey. Sensör büyümediği sürece, sensör kaliteleri inanılmaz derecede yani bambaşka bir teknolojiyle arttırılmadığı sürece mevcut teknolojide dinamik aralıklar sınırlı. O yüzden cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken bu dinamik aralık sınırınızı bilmeniz gerekiyor. Yani ters ışıkta gökyüzünün çok fazla konuda olduğu ama modelin de biraz karanlıkta olduğu bir durumda siz fotoğraf çekerseniz modeli ya da arkadaşınızı ölçeceği için cep telefonu pozlamada arkadaşınızın yüzü, gözü, kıyafetleri görünür ama arka plan tamamen bembeyaz olur, patlar. Yani bunu çok değiştiremezsiniz. Bunun çözümü şu. Arkadaşınızın yerini değiştirmek. Yani güneşi arkanıza almak olabildiğince. İşte gökyüzünü fotoğrafa biraz daha az dahil etmek. Veya daha dengeli ışık şartları altında. Mesela gölgede çekim yapmak. Çok parlak alanlarda çekim yapmamak gibi şeyleri değerlendirebilirsiniz. Güneşin çok dikleşmediği, ışığın çok sert olmadığı saatlerde çekim yapmak cep telefonlarının sensöründen tam faydalanmayı size sağlar. Ve netice itibariyle daha renkleri doygun, daha canlı, aşırı pozlanmamış veya karanlık olmayan fotoğraflar elde edersiniz. Dolayısıyla cep telefonlarının dinamik aralıklarını iyi bilmek lazım, iyi kavramak lazım. Zannediyorum cep telefonuyla fotoğraf çeken pek çok arkadaş ne demek istediğimi anlamıştır. Şimdi ben burada böyle arka arkaya anlatıyorum, uygulama yapmıyorum gibi. Ama birazdan dışarıya çıkamadığımız için bu videoyu da ben bugün pazar günü çekiyorum. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Bilgisayarın monitöründen bir takım fotoğraflar açıp beraber uygulama olarak buradan sanki o manzarayı veya o konuyu çekiyormuş gibi size ayarları anlatacağım. Birazdan 7 maddeden bahsettim. O maddelerin içerisinde bu ayarlar olacak. Onları uygulamaları olarak anlatacağım. Ama mobil fotoğrafçılık ve fotoğrafçılıkla ilgili bu az önce anlattığım ilk 3 madde temel maddeler. Ve bunları bazen bilmediğimiz zaman işte niye iyi fotoğraf çekemiyorum, niye benim cep telefonum kötü çekiyor gibi bir takım düşünceler ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak istedim. Bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak istedim. Ve bu temel kavramları sizlerle paylaşmak istedim.